Mutlu akşamlar. Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Bursa Spor Başkanı Ali Ay gündemi meşgul eden birçok konuya açıklık getirdi. Sözleşmelerinde iyileştirmeye gidilen Okan Kocuk ve Muhammed Şengezer'le her türlü anlaşacaklarını ifade eden Ay, transferle ilgili de karar aşamasında olduklarını ifade etti. Bursa Spor Başkanı Ali Ay, Yeşil Beyazlıların gündemiyle ilgili birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Evet. Bir süredir sözleşmelerini hem iyileştirmek hem de uzatmak için görüşmelerin yapıldığı file bekçileri Okan Kocuk ve Muhammed Şengezer olayına açıklık getiren Başkan Ay. Muhammed ve Okan bizim evlatlarımız. Bizim suyumuzu içip yemeğimizi yemişler. Onlarla her şekilde anlaşacağız. Olmaması gibi bir durum yok. Gerek Türk futboluna gerekse Bursa Spor'a uzun yıllar hizmet edecekler. Bir şekilde orta yolu bulup el sıkışacağız dedi. Güzel bir şey yaptık. Yani burada aşağı... Timsah'ın transfer politikasıyla ilgili detaylar veren Başkan Ay, şu an karar verme aşamasında olduklarını, teknik direktör Samet Aybaba'nın da transfer istediğini söyledi. Ay, Aybaba'nın takıma takviye yapılmaması durumunda bozulacağını ifade ederek her hoca gibi o da biraz bozulur ama idare eder. Hoca ile görüşmelerimiz oldu. Samet Hoca da olumlu bir insan ama istediği zaman da en iyisini istiyor. Karar vereceğiz. Önümüzde biraz daha zaman var. Hata yapma lüksümüz bulunmuyor diye konuştu. Kararını veririz inşallah. Sezon başında yaptıkları transferlere dikkat çeken Ali Ay, bu yıl yapılan transferlerden %90-95 oranında verim sağladık. İnşallah gelecek sene bu daha da iyi olacak. Biz fayda maliyete bakıyoruz. Çok fazla transfer ücreti ödemedik. Kiralama ücretleri vardı. Bonservis ödemedik. Aşağı yukarı gelecek senelerde 6-7 oyuncuyla yollarımız ayrılacak. Gelecek sene çok daha iyi olacak. Bunun garantisini verebilirim dedi. Ali Ay ayrıca kiralık olan oyuncuların bonservislerini almayacaklarını belirtti. Devre arası çalışmalarını Antalya Belek kampında sürdüren Bursa Spor ikinci hazırlık maçında Kastamonu Spor 1966 ile karşılaştı. Yeşil Beyazlılar rakibini Yusuf Erdoğan ve Ali Akman'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Detaylarını ekranlara getirecek olursak Bursa Spor sahaya Ataberk Dadakdeniz, Muhammed Emin Sarıkaya, Şeju, Furkan Emre Ünver, Ahmet Furkan Özcan, Atanasov, Ramazan Keskin, Furkan Soyerp, Lima, Yusuf ve Umut Nayır 11 ile sahaya çıktı. Yeşil Beyazlılar 7. dakikada Umut Nayır'ın pasında topla buluşan Yusuf Erdoğan'la 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda ise Kastamonu Spor 75. dakikada Soner Dikmen'le skoru 1-1'e getirdi. Bursa Spor maçın son dakikalarında 89. dakikada Ali Akman'ın golüyle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Bursa Spor'la ilgili yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Yeşil Beyazlıların Japonya'nın Yokohama takımında forma giyen Hugo Vieira ile ilgilendiği belirtildi. Devre arası transfer döneminde atacağı adımlar merakla beklenen Bursa Spor'un gündemine yeni bir oyuncu girdi. Yeşil Beyazlılar transfer tahtasının açılması halinde ilk olarak golcü transferi yapmayı planlıyor. Timsah'ın bu anlamda ilgilendiği isimse Japonya'nın Yokohama takımında forma giyen ve bonservisi elinde olan Hugo Vieira. Yeşil Beyazlıların Vieira ile ilgilendiği iddia edilirken futbolcuyla 6 aylık anlaşmak istediği de duyumlar arasında. Güncel piyasa değeri 2.75 milyon euro olan futbolcu, Benfica, Kızıl Yıldız, Braga, Sporting Gijon gibi takımlarında formasını giydi. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu gençleri takibe aldı. Rumen teknik adam, TFF 2. Lig kulüplerinde forma giyen futbolculardan oluşan karma takımların maçını izledi. Bursa ekibi İnegöl Spor'dan da 3 futbolcu maçta forma giydi. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, TFF 2. Lig kulüplerinde forma giyen futbolculardan oluşan karma takımların maçını izleyerek gençleri takibe aldı. Lucescu'nun talebi üzerine Riva Hasan Doğan Kamp ve Milli Takımlar Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilen organizasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, Lucescu'nun yardımcısı Tayfur Havuççu, 21 yaş altı Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnce Efe de izledi.
Amili takım oyuncu havuzunun genişletilmesini amaçlayan karşılaşmada beyaz takım kırmızı takımı 2-1 mağlup etti. Beyaz takımın gollerini Abdullah Balıkçı ve Ahmet Hakan Şahin atarken kırmızı takımın tek golünü Devrim Taşkaya kaydetti. İnegöl Spor'un genç yıldızları Ahmet Hakan Şahin, Gökhan Kurumuş ve Emirhan Aydoğan da forma giydi. İçişleri Bakanlığı, sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun kapsamında bu sezonun ilk yarısında 23.942 kişi hakkında işlem yapıldığını ve 4.763 kişiye de seyirden men cezası verildiğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı'nda futbolda 2018-2019 sezonunun ilk yarısında sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun kapsamında 23.942 kişi hakkında işlem yapıldığı, 4.763 kişiye seyirden men cezası verildiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi için gerekli önlemler alınırken sosyal medya hesaplarından yapılan tehdit ve şiddet içerikli paylaşımlara da geçit verilmiyor. Bu çerçevede 6.222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun uyarınca 14 Nisan 2011-4 Ocak 2019 arasında 23.942 kişi hakkında işlem yapıldı, 4.763 kişi hakkında seyirden men cezası verildi. Bu sezonun ilk 17 haftasında 174 müsabakada 1773 kişi hakkında cezai işlem yapıldı. Sezonda sosyal medya üzerinden hakaret, tehdit ve şiddet içerikli paylaşımda bulunduğu tespit edilen 926 hesapla ilgili 103 kişi hakkında işlem yapıldı. Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle 11 kişiye seyirden men cezası verildi. Beşiktaş'la yollarını ayıran yıldız futbolcu Pepe eski takımına geri döndü. 35 yaşındaki savunma oyuncusu 2004-2007 yılları arasında forma giydiği Porto kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşme imzaladı. Beşiktaş'tan ayrılan Portekizli yıldız savunma oyuncusu Pepe eski takımına geri döndü. Siyah beyazlı takımla sözleşmesini karşılıklı fesheden 35 yaşındaki Pepe, Portekiz temsilcisi Porto ile 2021 yılına kadar sözleşme imzaladı. Transferi sosyal medya hesabından duyuran Porto, eski futbolcusunu Portekizce, İspanyolca ve İngilizce olarak evine hoş geldin mesajıyla karşıladı. Kariyerinde 2004 ve 2007 yılları arasında Porto forması giyen Pepe, tüm kulvarlarda 89 maça çıkmış ve 8 gol atmıştı. Yıldız futbolcu, bu dönemde ikisi ligde olmak üzere toplam 6 kez kupa sevinci yaşamıştı. Devre arası transfer döneminde futbol kulüplerinde hareketlilik devam ediyor. Detayları ekranlarınıza getirelim. Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen ve kulüp bulması istenen Serdar Aziz, yurt içi ve yurt dışından teklifler geldiğini, bunları sarı kırmızılı kulübe iletildiğini belirtti. Serdar, sosyal medyadaki hesaplarından yaptığı paylaşımda, sözleşmeli olduğum kulübümün yönetimi tarafından, menajerim aracılığıyla tarafıma, teknik ekibin talebi doğrultusunda ayrılmam istediğiyle kulüp bulunması yönündeki karar iletildi. Kulübümle sözleşmemin devam etmesi sebebi ve bonservisli bir oyuncu statüsünde olmamdan dolayı yapılan tüm görüşmeler menajerim tarafından kulübüme birebir şekilde iletilmektedir ifadelerini kullandı. Sezonun tamamına baktığımızda Göztepe Başkanı Mehmet Sepil transferle ilgili açıklama yaptı. Sepil, Yasin Öztekin için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüştüklerini ancak transferin söz konusu olmadığını açıkladı. Yasin'in formundan memnun olduklarını söyleyen Göztepe Başkanı, Yasin'in kendisini kanıtlayarak ya Avrupa'ya gitmesini ya da Göztepe'de emekli olmasını istiyorum dedi. Hüskada forma giyen Serdar Gürler'le ilgilendiklerini belirten Mehmet Sepil, Emre Taşdemir'le ilgili de girişimlerinin olmadığını söyledi. Türk futboluna örnek. Barcelona Fransa'nın Toulouse takımında forma giyen 19 yaşındaki Jean-Claire Todibo'nun transfer edildiğini duyurdu. Katalan ekibinden yapılan açıklamada Todibo'nun Toulouse'la sözleşmesinin 30 Haziran'da sona ereceği belirtilip Fransız futbolcunun 1 Temmuz'dan itibaren takıma dahil olacağı aktarıldı. Defans ve orta sahanın ortasında oynayan Todibo'nun takımıyla sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı Barcelona'nın hiçbir transfer bedeli ödemeyeceği vurgulandı. Yurtta ve dünyada öne çıkan gelişmelerden hazırladığımız spor turunu ekranlara getiriyoruz.
Fenerbahçe'nin Rus futbolcusu Roman Neustadter, Sarı Lacivertli ekibin Antalya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kötü bir ilk yarı geçirdiklerini belirten Neustadter, ikinci yarı gerçek Fenerbahçe'yi görmek istiyoruz şeklinde konuştu. Gerçekten çok kötü bir ilk yarı geçirdik. Şu anda daha iyi olmaya çalışıyoruz. Daha güçlü, daha fit bir takım oyunu gelmeye çalışıyoruz. İkinci yarıda gerçek Fenerbahçe'yi göstermek istiyoruz. Amacımız bu. Hocanın istedikleri tamamen artık kafamızda yerleşince performansımızı saha içerisinde en iyi şekilde gösterebileceğimizi düşünüyorum. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un golcü futbolcusu Yahovic takım kampında açıklamalar yaptı. Kasımpaşa maçından önce kurban kestiğini ve gollerini attığını, bu nedenle ikinci yarıda her maçtan önce kurban keseceğini söyleyen Makedon oyuncu şanssızlığını durdurmak istediğini söyledi. Bir kurban keserek bu yaşamış olduğum bir şanssızlığı durdurmak istedim. Sadece tabii şanssızlık olarak değil, yapılması gereken bir şey. İleriki zamanlarda da kurban keseceğim. Senegal'in başkenti Dakar'da Afrika'nın efsaneleri karmasıyla Senegal 2002 kadrosu dostluk maçı yaptı. Dakar'daki Senghor Stadyumu'nda aralarında Didier Drogba ve Samuel Eto'nun da bulunduğu Afrika karması, Senegal milli takımının 2002 Dünya Kupası'ndaki kadrosunu 3-2 yendi. Senegal'in 2012'de yaşamını yitiren yıldız forvet oyuncusu, Bokande anısına düzenlenen organizasyonda Afrika'nın gollerini Ghana asıllı Michel Essien'le Drogba kaydetti. Senegal'in sayılarını ise Salif Diao ve Mamadou Diallo kaydetti. Amerikan Basketbol Ligi NBA'de oynanan maçta Milwaukee Bucks sahasında Utah Jazz'ı 114-102 yendi. Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, Giannis'in 30 sayı 10 reboundla double-double yaptığı maçta Utah Jazz'ı 114-102 mağlup ederek bu sezonki 28. galibiyetine ulaştı. Karşılaşmada 11 dakika süre alan Ersan İlyasova 6 sayı üretirken Malcolm Brogdon 21, Brook Lopez ve Tom Maker 15'er sayıyla mücadeleyi tamamladı. Rudy Gobert'in 14 sayı 15 reboundla double-double yaptığı konuk takımda ise Donovan Mitchell 26 sayılık performans sergiledi. 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılacak takımların belirleneceği kıtalar arası olimpiyat elemeleri öncesi gruplar açıklandı. A Milli Kadın Voleybol takımı B grubunda Çin, Almanya ve Çekya ile mücadele edecek. Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 olimpiyat oyunlarına katılacak voleybol takımlarının belirleneceği kıtalar arası olimpiyat elemeleri öncesi gruplar açıklandı. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre A Milli Kadın takımı kıtalar arası olimpiyat elemelerinde B grubunda Çin, Almanya ve Çekya ile mücadele edecek. 2-4 Ağustos 2019 tarihlerinde düzenlenecek kıtalar arası olimpiyat elemelerinde gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılma hakkı elde edecek. Grup aşamasında karşılaşmalara ev sahipliği yapacak ülkeler daha sonra açıklanacak. Kıtalar arası olimpiyat elemelerinde gruplar şöyle oluştu. A grubu: Sırbistan, Porto Rico, Tayland, Polonya. B grubu: Türkiye, Çin, Almanya, Çekya. C grubu: Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Bulgaristan, Kazakistan. D grubu: Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kamerun, Azerbaycan. E grubu: Rusya, Güney Kore, Kanada, Meksika. F grubu: Hollanda, İtalya, Belçika, Kenya. Rally heyecanı Dakar'da başladı. 10 etap sürecek 2019 Dakar Rally'sinin açılış etabını otomobil kategorisinde Katarlı El Attiyah kazandı. 2019 Dakar Rally'sinin açılış etabı gerçekleşti. Peru'da düzenlenen 41. Dakar Rally'sinin ilk etabı Lima ile Pisco kentleri arasındaki 84 kilometrelik parkurda yapıldı. Otomobil sınıfında birinciliği 1 saat 1 dakika 41 saniyelik derecesiyle Toyota Gazoo takımından Nasser El Attiyah elde etti. 2011 ve 2015 şampiyonu El Attiyah'ın 1 dakika 59 saniye arkasındaki 2010 ve 2018 şampiyonu Carlos Sainz ikinci oldu. Liderin 2 dakika gerisindeki Pris Gonski ise 3. sırayı aldı.
Dakar Rally'sinin ikinci etabı Piscoyla Saint-Juan de Marcano kentleri arasındaki 342 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 10 etap sürecek Dakar Rally'si 17 Ocak'ta başkent Lima'da son bulacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.